Yaşına mı senin? Geçmişi var. Ama buranın bir 200-250 yıllık geçmişi var. Üst katta da otel odalar. 8 dükkan olacak. Hatta 39 olacak. Evet, 39. Ha, yani. Kaçıncı kanalda çalışıyorsunuz şeyde? Haydi de. Dur da bunu. Allah abi işin bitene kadar da haydi de. Açılamayacak ama bırak konuş. He, o da olacak. Şunlar da böyle kemer olacak. Tabii he, kemer olacak. Bu taşın aynısı bu. Tuzan'ında başlayan restorasyon çalışmasını beraber incelemek için geldik. Esasında tabii bu uzun yıllardır verilen emeğin bugün hayata geçtiği gün. Yıllar önce uzun emeklerle kamulaştırma çalışması, proje çalışmaları, kuruldan onaylanması aşaması yıllar boyunca uzun emekler sarf edilmiş. Ve bugün restorasyon çalışmasına yıkım çalışmalarıyla başladık. İnşallah 3 yıllık bir süre içerisinde ama biz bu 3 yıllık süreyi daha kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyoruz. Tabii Tuzan'ı Adıyaman hepimizin bildiği gibi çok önemli tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Tuzan'ı da yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle Adıyaman'ın yaşanmışlığına, anılarına ev sahipliği yapan önemli bir binamız. Bu restorasyon çalışmasıyla beraber bu önemli tarihi binamızı inşallah hem gezilebilecek hem de yaşayan bir bina haline getireceğiz. Yani sadece restorasyon yapıp sadece gezilecek bir bina değil. İçinde dükkanların olduğu, hayatın devam ettiği, eski hüviyetine kavuşan bir bina olacak. Bu da önemli tabii. İnşallah Adıyaman dediğim gibi önemli tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Diğer ören yerlerimizde de Avrupa Birliği'nden aldığımız projelerle beraber bu yıl önemli çalışmalar yapacağız. Bildiğiniz gibi bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Göbeklitepe yılı ilan edildi. O kapsamda Adıyaman'ımız da bu Göbeklitepe yılından mutlaka etkinliklerle faydalanacak. İnşallah bu Tuzan'ı ile beraber diğer tarihi doğal güzelliklerimizle beraber Adıyaman'ı turizm alanında da hak ettiği yere kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii o sürecin uzaması, kamulaştırma çalışması, kamulaştırmada ve projedeki hazırlıklar belli bir zaman alıyor tabii. Kamulaştırmaya itiraz edenler olabiliyor ama önemli olan bugün bu noktaya gelmiş olmamız. Adıyaman'ın çok önemli bir eseri Tuzan'ın. Zira biz hep şunu ifade ediyoruz. Yani yılda 1 milyon, 2 milyon hatta 5 milyon turist gelip Nemrut'u görüp aynı gün geri gitse bir döviz bırakacağı yok. Siz turisti iç ya da dışarıdan gelen turist kim olursa olsun eğer şehirde ağırlamazsanız, şehirde alışveriş yaptırmazsanız, konaklamazsa şehirde şehre çok ciddi bir getirisi olmaz. Hep bunu söyledik ve bu anlamda da hem 5 yıldızlı otellere ihtiyacımız var dedik ki bir 5 yıldızlı otelimiz hamdolsun oldu. Hem de bu tür tarihi konakların, tarihi yapıların yaşanabilir bir hale getirilmesi gerekir dedik. Oraların dolaşılması, gezilmesi gerekir dedik. Şimdi burada yaklaşık 200 yıllık bir eser. Bunu yeniden aslına uygun bir şekilde canlandıracağız, restore edeceğiz ve burayı yaşatacağız. Burada 39 civarında oda planlanıyor. Otel kısmında iş yerleri var, 8 civarında dükkanı var. Yine restoranıyla birlikte hakikaten yaşanılabilir temiz bir mekana dönüştüreceğiz. Ve gelen misafirlerimizi içeriden dışarıdan hem alışveriş yapma hem konaklama hem de Adıyaman'ın tanıtımına çok ciddi bir katkı sunacak. Burada belki bir takım yeri geldiğinde diziler, filmler bile yapılabilecek bir noktaya gelecek. Yani çoğu mekanlar biliyorsunuz bu anlamda da kullanıyor, sanatsal anlamda da kullanıyor. Bu da şehrin tanıtımı için de son derece önemli.